Nasıl desem, dördün kare kökünü falan iyi bulabiliyorum ama böyle işte bölüştürüyorduk onları. Nasıl desem, işte kök içine alıyoruz, işlemler yapıyoruz falan. Onları da karıştırıyorum. Yani atıyorum mesela 27'ye 3 kök 3 yazarken mi zorlanıyoruz? Evet, okuyabiliyorum ama hani kendim yaparken karıştırıyorum. Anladım. Halledeceğiz onu. Yani oraya geldiğimizde tekrar böyle üstünde duracağız. Daha çok soru çözeceğiz. Daha çok tekrar derken üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum. Ay, çok teşekkürler. Rica ederim. O zaman başlayalım. Şimdi öncelikle geçen haftada şimdi Ebobe Kok ya da Çarpanlar çıkmış sorularından sonra karaköklere biraz giriş yapmıştım. Ama çıkmış sorularda hani o kadar uzun, o kadar yorucu sorulardı ki geçen hafta pek odaklanamamıştık. O yüzden şimdi baştan böyle sıfırdan sanki hiç anlatmamışım gibi, başlamamışız gibi anlatmaya çalışayım. Şimdi öncesinde şunu ifade etmek, şunu hatırlatmak lazım. Tam kare ne demektir? Tam kare pozitif sayı ne demektir? Biz Yani normalde, evet, seni dinliyorum. tam bir tanımını ben yapamıyorum ama mesela soru gelince yapabilirim. Hani Mesela mesela şöyle diyeyim. Kök 16'nın kare kökü 4 oluyor. Hani böyle örnekle anlatabilirim ancak. şöyle tam kare pozitif sayı şu demek. Biz bir sayının pozitif çarpanlarını bulmayı biliyoruz. Mesela bu şekilde vermiş. Kalemi alayım ben de. Mesela burada çarpanları nasıl bulduğumuzu göstermiş. Biz zaten bunları işte Ebobe Kok ve çarpanlar konusunda bu şekilde bulmasını biliyoruz. Burada dikkatimizi çektiyse mesela nasıl bilgi alayım be? 25 mesela 25 sayısı 2 tane 5 yazmış burada çarpan olarak. Yani 25 sayısını 5'in karesi olarak bulmuş. Yani bir sayının karesi. Ama 60 sayısına baktığımda 2 tane 2 var, 1 tane 3 var ve 1 tane de 5 var. Yani burada 25 sayısında olduğu gibi bir sayının karesini aldığımda ben 60 sayısını elde etmemişim. Peki burada tam kare pozitif dendiğinde o zaman 25 tam kare pozitif tam sayı oluyor. 60 ise tam kare olmuyor. Çünkü bir sayının karesi değil. Ayrımlar bu şekilde. Peki mesela 100 sayısı onun karesi. Bunda da yine tam kare pozitif sayı olduğundan bahsedebiliyoruz. Ya da 169 13'ün karesi yine tam kare pozitif sayı olduğundan bahsedebiliyoruz. Bu ayrımı anlayabildik mi? Evet, anladım. Çok güzel. O zaman devam edelim. Şimdi mesela buradaki örnekte ya da bunun online materyal halini bulmuştum ben. Onu açayım. Şimdi mesela burada karenin alanı neymiş? 100 100'müş. metrekare. 100 birim kare diyelim. O zaman bir kenarının uzunluğu ne olur burada? Yüzü dörde böleceğiz. O şekilde olur herhalde. Yani 25. Şöyle, bizim alan dediğimiz şey şuydu.
Bir cismin düzlemde kapladığı yere biz alan diyorduk. Alanı istersen şu birim kareleri sayarak bul. Tek tek sayarak da bulabilirsin. İstersen taban çarpı yükseklik yaparak bul. Taban çarpı yükseklik. Bu bize alanı veriyordu. Tamam, 10 kere 10. Evet, 10 çarpı. O da 100'e eşit. Evet, 10 çarpı 10 eşittir 100. Yani biz karede, karenin alanı 100 ise o zaman biz şunu düşüneceğiz. Hangi sayının karesi 100'dür? Çünkü bu aslında 10 çarpı 10 dediğimiz şey onun karesidir. O zaman hangi sayının karesi 10'dur diye düşündük. Yani düşünmemiz lazım. Eğer bize çevre sorsaydı, senin dediğin şey o. Eğer bize çevre sorsaydı, o zaman bir kenarının uzunluğu 10 ya. Çevre ne demek? İşte böyle tüm kenar uzunluklarını topla. Yani karenin 4 kenarı var. Buraya 4 tane onu yazıyoruz. Bunun cevabı da 40 eşit olmuş oluyor. Bu çevre. Ama biz alandan bahsediyoruz şu an. Şimdi alanı bulduk. Bir kenarı da 10 dedik. Güzel. O zaman zaten 100 tam kare pozitif bir sayıydı. Yani burada da onun karesi olduğunu görmüş olduk. Ama mesela tam değere getirmeye çalışıyorum. Mesela burada da alanımız kaçmış? 49. 49. O zaman kenar uzunluğu ne olacak? Taban çarpı yükseklikle hesaplayacağız. Evet. O zaman 7 kere 7'den 49. Aynen öyle. Bir kenarın uzunluğu 7 olduğunu bulduk. Ama diyelim ki karenin alanı ne olsun? İşte buradaki virgülü sayılar karıştırabilir diye düşünüyorum ama peki şöyle olsun mesela. Karenin alanı yaklaşık 14 olsun. Virgülden sonraki sayıları şimdilik görmezden gelelim. Karenin alanı 14 birim kare olsun. O zaman bir kenarının uzunluğu hakkında ne söyleyebiliriz? Altta 4 tane birim var. Üst de aynı şekilde sanırım. O zaman 4 kere 4'ten 16 olabilir. Ama alanı 14 birim kare. Ve şurada da tam 4'e değmiyor. Yani 3 ile 4 arasında bir şey. Siyahla belirtmeye çalıştım aralığını ama tam 4'e değmiyor. Eğer 4'e değmiş olsaydı alanı 16 olurdu. Ama 3 ile 4 arasında bir şey 4'e daha yakın bir kenarı var. Kenar uzunluğu var. Şimdi burada görüyoruz ki 25 gibi, 16 gibi, 100 gibi tam kare pozitif bir sayıyla karşı karşıya değilim. O yüzden ben kenar uzunluğunu hani normal bir tam sayı olarak hani ifade edemiyorum. O yüzden tam işte bu noktada biz karekökenli ifadelere ihtiyaç duyuyoruz. Alanı 14 birim kare. Biz biliyoruz ki 14 hiçbir şeyin karesi değil. Herhangi bir tam sayının karesi değil. O zaman diyoruz ki bir kenarın uzunluğu o zaman kök 14 olsun. Köklü Kök içine o yüzden giriyor o zaman. Efendim? Kök içine o yüzden giriyor demek ki. Ben orayı karıştırıyordum. Evet, kök içine o yüzden giriyor. Yani biz
Mesela karenin alanını tekrar bulacaksak, karenin alanı neydi? Taban çarpı yükseklikti. Yani ben kök 14 çarpı kök 14 yapmam lazım. Eğer biz köklü sayının karesini alırsak, onu biz kökten kurtarırız. Yani dışarıya 14 diye çıkar. Anladım. Mesela kök 6 ile kök 6'yı çarptık. Sonucum ne olacak? 6 kere 6'dan 36. Kök 6 çarpı kök 6. Sayım kökten kurtulacak. O zaman 36'nın nasıl çıktığını hesaplayacağız galiba. O zaman 6 çarpı 6 mı oluyor? Şöyle. Yani dışarıya çıkışı. Mesela biz kök 14'te kök 14'ü çarptık ve cevabı 14 bulduk. Çünkü sayım kökten kurtuldu. O zaman kök 6 çarpı kök 6 dediğimde sonucum ne olacak? Gene o zaman 6 olur. 6 Bu olacak. sefer kökten kurtulur. Evet. Evet. Aynen öyle. Senin dediğin, eğer doğru anladıysam, kök 6 çarpı kök 6 eşittir kök 36. Evet. İşte diğer işlemlerle karıştırdım. Çok işlem olunca. Bu da olur. Olur. Ama kök 36 yine 6'ya eşittir. O yüzden hani bu şekilde yapmaktansa hani en azından sana sınavda birkaç saniye de olsa kazandırır. Direkt kök 6 çarpı kök 6 sadece 6 yazsan ya da 6 olduğunu bilsen hani daha böyle pratik olur. Evet, bence de. Sayımızın kökten kurtulduğunu bilsek yeterli. Tamam. Peki o zaman başka bir örnek yapalım. Mesela işte alanım 77. Yaklaşık 77 olsun. O zaman bir kenarımın uzunluğu ne olacak? Kök içinde işte dışarıya 77 şeklinde çıkacak. Hiç kök demeyeyim. Evet, ama bir kenarımın uzunluğu. O zaman taban çarpı yükseklik yapabiliriz. Alanı bulmak için, evet, öyle yapıyoruz. Taban çarpı yükseklik eşittir. Ne bulmuşlar? 77. Yaklaşık olarak işte 77. O zaman benim şu iki kenarın uzunluğu nedir? Hani bunları da bilmem lazım. Mesela 9. yaklaşık olarak 9 ama şu an sadece hani kök bir şey olarak ifade etmeni istiyorum. İşte alanı 77 ise karenin bir kenarının uzunluğu nedir? Karekökler'le biz bunu nasıl söylüyorduk? Kök. Direkt 77'yi yazmayacak mıydık? Şöyle. Alan taban çarpı yükseklik demekti. Yani aslında kareden bahsettiğim için taban ve yüksekliğin birbirine eşit. O zaman şunu düşüneceğim burada. Hangi sayının karesi 77'dir? Şimdi biliyorum ki ben 77, 25 gibi, 100 gibi bir sayı değil. O zaman kök 77'nin karesi 77'dir diye bir çıkarım yapıyorum. Sonrasında diyorum ki karenin tüm kenarları eşitse taban ve yükseklik kök 77'ye eşittir. Direkt yazma şeyi alan bulmada. Yani sen taban çarpı yüksekliği çarparsan, yani kök 77 ile kök 77'yi çarparsan sayın kökten kurtulur ve cevabı 77 olur. Anladım. Çok sağ olun. Rica ederim. Bu şekilde.
Mesela diyelim ki işte alan ne olsun? 24 olsun. O zaman ne olacak? Bir kenarın uzunluğu. O zaman gene 24 olmuyor mu? Bir kenarının uzunluğu alanım 24 ise 24'ün karesini düşüneceğiz. yani hangi sayının karesi 24'tür? Yine karekökü kullanacağız. Kök 24. Kök 24'ün karesi çünkü 24'tür. Yani direkt karekök içine alacağım. Hiç farklı sayılar düşünmeme gerek yok. Aynen öyle. Çünkü 24, 25 gibi hani bir şeyin karesi değil ki. Mesela 25, 5'in karesi. Ya da 36, 6'nın karesi. Ama 24 hiçbir şeyin değil. O zaman ben neye ihtiyaç duyuyorum? 24'ü kareköklü bir şekilde yazmaya ihtiyaç duyuyorum. Karekök ya da kök 24'ün karesi 24'e eşittir. Ya da alanı 12 olsa bir kenarın uzunluğu ne olacak? O zaman kök içinde kaç demiştiniz? 12 miydi? O Evet. zaman kök içinde 12 yazarım. Evet, aynen öyle, bu kadar. Anlamadığım bir yer var mı şimdilik buraya kadar? Yok. Tamam. O zaman şunun üzerinde biraz çalışalım. Beyaz ekran açayım. Şimdi karekök ifadeleri neden kullandığımızı ya da neden ihtiyaç duyduğumuzu buraya kadar anlamış olduk. Şimdi de bir sayıyı hani karekök ifade olarak yazacağız. Mesela biz dedik ki işte alanı 12 birim kare olan işte bir karenin İşte bir kenarının kaç demiştik? Kök içinde 12. Evet, kök içinde 12 dedik. Tamam, güzel. Buraya kadar. Ama kök 12'yi farklı bir şekilde ifade edebiliyorum. Nasıl yani? Nasıl ifade edebiliyorum? Ya da bunu nereden anladım? Şimdi buna bakalım. Şimdi biz biliyoruz ki yine kök işaretimizi unutmayalım. Yazdı. 12 dediğimiz şey hangi sayıların çarpımı? 6 kere 2. Yani 6 çarpı 2 şeklinde yazabiliriz kökün içine. Çarpı 6. Evet. Başka nasıl yazabilirim? Peki şey oluyor mu? 1 ile çarpıp 1 kere 12 mesela. O da sayılır mı? Şöyle mesela ben bu kök 12 yerine işte 1 çarpı 12 de yazsam aslında aynı şey. Çünkü bir sayıyla biri çarparsam cevap sayının kendisidir. Yani bu şu şey, şurada yazdığım şey de, şurada yazdığım ifade de sanki bir varmış gibi de düşünülebilir. Çünkü birin herhangi bir etkisi olmadığı için sanki orada varmış gibi düşünebilirsin. O yüzden bir Zaman hiç başka... onu söylemeye gerek yok. Evet. Gerek yok. Doğru. Başka düşünüyordum. 4 çarpı 3 olur. Evet. Başka var mı? Aklına geliyor mu? Şu an aklıma gelenler bunlar. He, sanki bu Kaç kadar. tane mesela yazmam gerekiyor? Aslında buradaki amaç şu.
Bizim amacımız şu. 12'yi öyle bir yazacağız ki, yani öyle bir karekök ifade de yazacağız ki şu formatta olacak. Örnek veriyorum. A kök V formatında olacak. Yani A kökün dışında bir sayı, B de kökün içinde bir sayı. Yani 12'yi amacım aslında biraz da şu formata getirmek. Buna nasıl karar veriyorum? Peki, buna nasıl karar veriyorum? Ya da bir sayı kökün dışına nasıl çıkıyor? Şimdi bunun üzerine konuşalım. Şu A, B hani kafanı karıştırma. Sadece genel şemayı gör diye yazdım. Kendi örneklerimiz üzerinden devam edelim. Mesela ben şimdilik anlatırken bu örneği kullanacağım. Şimdi bakıyorum. 3, buradaki 3 neyle hangi sayıyla hangi sayının çarpımı? Düşünüyorum. 3 şimdi asal bir sayı. Zaten bir şeyin çarpımı olamaz. 3 olduğu gibi yazdım. Şimdi düşünüyorum. 4 hangi sayıların çarpımı? Şunu biliyorum ben. 4 aslında 2 çarpı 2 olduğunu biliyorum. Yine karekök içinde bunu böyle yazdım. Hani 3 çarpı 4'e daha açık bir şekilde yazdım diyebilirim. Yani aslında 12'nin asal çarpanlarını sanki bulmuşum gibi de düşünebilirsin. Şimdi burada bakıyorum. 3 sayısından bir tane var. 2 sayısından da 2 tane var. 2 tane olan sayıdan birini dışarıya çıkartıyorum. Yani bundan 2 tane var ya, o zaman dışarıya ben bir tane ikisini çıkardım ve kökün içine buradaki 3 kaldı. Peki çıkartmamızın amacı ne? Yani çıkartmazsak ne olur? Şöyle, aslında ikisi de aynı şey. Yani herhangi bir, yani bu da kök 12 demek aslında, bu da kök 12 demek. Hani aslına bakarsan aynı. Ama bunu kök 12 diye okursun, bunu 2 kök 3 diye okursun. Ve bir diğer şey de, nasıl ki kesirlerde çarpma yaparken ya da problemlerde işlem bulurken şıklarda hep en sade hali vardır. Bu da hani kök 12'nin en sade yazılabilecek hali de 2 kök 3'tür. Yani şıklarda kök 12 değil de 2 kök 3 yazılır. Anladım. Bundan Hep dolayı. merak ediyordum. Bundan dolayı yani mesela biz kesirlerde çarpma yaparken hep sadeleştirme yapıyorduk. Acaba sadeleşiyor mu diye soruyorduk. Çünkü şıklarda bizim bulduğumuz sonucun aynısı yoktu. Sadeleştire sadeleştire öyle cevabı buluyorduk. Bu da aynı mantık. Mesela o zaman sen de şey yaz bakalım. Kök 24. Tabii yazıyorum. Yine kalemi bulmaya çalışıyorum. Kaç demiştiniz? Kök 24. Evet yazdım. Tamam. Şimdi bunu hani benim kök 12'yi yazdığım şekilde yaz bakalım. Nasıl yazarız? İlk önce düşüneceğim. 24'ü bulabilmek için kaçtan kaça çarpacağım? Böyle düşüneyim. Mesela 6 kere 4 oluyor.
Evet. Birkaç tane daha düşünmeme gerek var mı, yoksa bunun üzerinden devam edeyim mi? Sen bilirsin. İstiyorsan yazabilirsin. Aklına gelen farklı çarpanları varsa. Düşünüyorum da. Aklına gelmiyorsa böyle de kalabilir. Tamam, böyle devam edeyim. Şimdi mesela şu dördü 2x2 şeklinde küçültüyorum. Sonra 6 da oluyor sanki. Altı hangi sayıların çarpımı? Üç kere iki. Tamam, onu da yaz. Evet, bunu da yazdım. Sonra ne yapıyorduk? Onu düşünüyorum. Şimdi de sayıları gruplandır. Hangi sayıdan kaç tane var? Sana şey lazım. Yani bir sayının ikizi lazım sana. İkizi olanları mesela yuvarlak içine al. Tamam. 2'den mesela 3 tane var. Ama sana şey iki tanesi lazım. O zaman şu ikisini sayayım. Şu 4'ü ayırmıştım 2 çarpı 2 şeklinde. Şu Tamam. 6'yı ayırmam biraz saçma mı oldu bilmiyorum ama böyle devam edeyim. O zaman şöyleydi galiba. 3'ü yazacağım. Şöyle. Sonra da 2'yi mi Şöyle. İkizi olan sayının bir tanesini dışarıya almalıyız. yazacaktım? Peki şurada bir tane daha 2 buldum. O ne olacak? O da kökün içine girecek. Çünkü elimde başka iki yok. O tek kaldığı için kökün içinde kalmak durumunda. O zaman kök işaretini yapayım. İkinin birini şu kısma alıyorum. Ondan sonra iki tane ikim var, bir tane de üçüm var. Bunları toplayacak mıydım? Nasıldı? Şöyle, şimdi öncelikle bunu kök ekle. Kök 6 çarpı 4 diye ekle. Sınavlarınız yazılı olduğu için hocanız azıcık da olsa puan kırabilir. Çünkü bu 6 çarpı 4 24'tür. Ama burada kök yazdığı için aslında bu ikisi birbirine eşit değildir. O nedenle buradaki kök işaretini yazmalısın. Bir de şunu söyleyeceğim. 2 buraya değil de şöyle 2 çarpı kök. Yani bu şekilde yazman. Bu şekilde yazınca hani burada çarpım durumuna düşüyor. Ama buraya yazınca daha farklı bir anlam kazanıyor. O yüzden orada hani bir yazıma ufak bir dikkat edelim. Bir de mesela bunun ikizi vardı zaten. Bunun bir tanesini kökün dışına attım. Şimdi bakıyorum 3'ten bir tane daha var mı? Yok. O zaman 3 kökün içinde çarpı bir tane daha 2 var mı elimde? Hayır yok. Evet O var. zaman yine kökün içinde. Anladım. O zaman cevabım
2 kök, 3 çarpı 2 de 6. 6. Bu şekilde ifade ediliyor. Güzel. O zaman bir örnek daha yapalım. Hani birazcık pratik olsun bize. Bu sefer de 48'i yapalım. Kök 48. Mesela bir tane örnek aklıma geldi. 6 çarpı 8. Güzel. Birkaç tane daha bulsam iyi olacak. Böyle de ilerleyebilirsin. Olur, daha iyi olur. Şimdi şu 6'yı yapalım. Bir de şu 8'e. Üç çarpı üç. Ay yok, pardon, bu olmadı. Silemedim. Şöyle düzelteyim. Üç çarpı iki olarak yazdım. Sekizi de dört çarpı iki olsun. Şimdi düşünüyorum, ikinin bir tane ikizi var mı? Yani hangi sayıların ikizi var? İkinin var sadece. Peki, şeyi de düşünmemiz lazım. Hani 4 acaba hangi sayıların çarpımı? Yani olabildiğince... Onu da küçültebilirim. Evet, olabildiğince sayıları, hani asal çarpanlarını yazıyorduk ya, oraya doğru sayıları geçirmemiz lazım. O zaman bu da 2 çarpı 2 olur. Daha da küçüldü. Evet. Şuraya bir kök işaretini koydum. İkiler 4 tane oldu. O zaman ilk önce birini koyuyorum dışarıya. Tamam, koyalım. Ondan sonra şu 3'ü de koyuyorum. Sonra 3 tane 2 geriye kaldı. Onları da 2, 2 çarpı, 2 çarpı 2 şeklinde olabilir diye düşündüm. Bu şekilde. Şimdi bunu da hesaplayayım. Şimdi kökün içinde. Efendim? Kökün içinde 3 tane 2 var. Yani aslında 1 tane 2'nin orada şey yok mu? Şimdi şöyle baştan anlatayım ben. Şimdi 6 3 çarpı 2 idi. Buradaki 8 de 2 çarpı 2 çarpı 2 idi, değil mi? Bu şekilde bunu evet yazmıştı. Şimdi hangi sayıların ikizi var? Buna bakacağım. Yani sayıları ikili gruplara böleceğim aslında. Ve bu gruptaki sayılar birbirine eşit olacaklar. Hani sayıların ikizi derken de kastım buydu. Şimdi bakıyorum. Şimdi bu 2 ile bu 2 bir grup olabilir. Bu 2 ile de şu 2 bir grup olabilir. O zaman diyorum ki, şimdi bu mor yazdığım mor gruptan bir tane 2 dışarıda çarpı bu gruptan yazdığım 2 dışarıda ve bakıyorum. Şimdi artık bunlardan bir tane 2'lerini dışarıya attığım için benim bunlarla işim kalmadı aslında. Artık kök işaretini koyup burada ne kaldı? 3. 3'ü de kökün içine koyuyorum. O zaman her gruptan bir tanesini yazacağım. Evet. Her gruptan bir tanesini yazacağız. Ve benim cevabım burada 4 kök 3 olmuş oldu.
Evet, şu an daha iyi anladım. Bir de acaba doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım diye kontrol etmek amaçlı şöyle bir yöntem var. Diyelim ki cevabını 4 kök 3 buldun ama emin değilsin, kontrol etmek istiyorsun. O zaman şunu düşünebilirsin. Şimdi sen 4 kök 3 bulmuştun ya, acaba soruyorsun, bu gerçekten kök 48'e eşit mi? Emin olmak istiyorsun. Bu yöntem şöyle kullanılıyor. Biz nasıl ki ikizi olan sayılardan bir tanesini dışarıya çıkartıyorsak, dışarıdaki sayıyı içeriye alırken de yani ikiziyle beraber yazarız. Yani kök 3 zaten vardı. 4 çarpı 4 şeklinde. Çünkü Evet, bu da önemli, güzel. Ben bunu not edeyim. mesela buradaki ikili gruplara böldüm ya bunları ben. Zaten ben dışarıya bir tanesini alıyordum. 4. Üçünün de ikizi olmadığı için tek kalıyordu zaten. 4 kök 3. Aa, demek ki diyorum bulduğum cevabım doğruymuş. Peki ikisini de alırsak, mesela sadece bir tanesini seçiyorduk. İki tanesini seçersek komple yanlış mı oluyor? Yoksa işlem uzuyor mu? Deneyelim. Yazacağım diyordun. Yazdın mı? Az kaldı. Tamam. Evet, yazdım. Gayet güzel. Şimdi sorunu teyit etmek amaçlı soracağım. Bir tanesini değil de ikili grupların ikisini de dışarıya alsaydım ne olurdu? Değil mi? Soru buydu. Evet. Tamam. Deneyelim bakalım ne oluyormuş. Açıkçası denememiştim. Şimdi bakalım. 4 kök 3. Önce buraya nereden gelmiştik? Sorumuz kök 48'di. Kök 48'di. Ve biz bunu nasıl yazmıştık? Nasıl yazmıştık? 6 çarpı 8 şeklinde düşünmüştük. Evet. 2 çarpı 3 çarpı 8'i de 2 çarpı 2 şeklinde yazmıştık, değil mi? Tamam. Sonra biz bunları gruplandırmaya çalışmıştık. Gruplandırırken dedik ki şu ikisi bir gruptur dedik. Ve şuradaki iki de bir gruptur dedik. Şimdi o zaman, şimdi deneyeceğimiz yöntem o zaman şunu diyor. Kırmızıda olan gruptan ikisini de dışarıya çıkar. Siyahtan olanlardan ikisini de dışarıya çıkar. Ve dışarıya, kökün içine pardon, üçün herhangi bir eşi olmadığı için bu üç içeride kalsın. O zaman, şimdi burayı böyle bırakmak olmaz. Burayı çarpmamız lazım. Çarpalım. 2 kere 2'den 4, 4 kere 2'den 8, 8 kere 2'den 16 16. O zaman yazayım. benim cevabım ne oldu? 16 kök 3. Değil mi? Evet. 16 kök 3. Şimdi bakıyorum acaba, düşünüyorum. Kök 48 acaba bu sonuca eşit mi diye kontrol etmem lazım. Şimdi bu kontrol adımları nasıl oluyordu? Kök 16 çarpı 16 diye düşünüyordum. 3 zaten kökün içindeydi. Pardon. Şimdi 16 çarpı 16 çarpı 3. Sanki sayı 48'den büyük çıkacak gibi. O yüzden eşit olmadığını anladık. O zaman bizim yöntemimiz daha mantıklı. İkili gruptan Evet. bir tanesini almalıymışız.
Aksi takdirde sayımız böyle kocaman bir şey çıkıyormuş. Yani öyle Sırf şeyler merak kalmıyor. ettim de neden öyle oluyor? Hani ikisini almıyoruz da tek birini alıyoruz diye hep merak ediyordum. Ne Denemiş bileyim. olduk. Ya açıkçası şöyle, biz de öğrenirken sanırım biraz ezberci yöntemle öğrenmişiz. İkisinden birini alın dedik. Hiç neden diye de sormamıştık. Açıkçası ben de denememiştim. Benim için de bir ilk oldu. Son bir örnek yapalım. Sonrasında konuyla ilgili birkaç tane oyun var. Bir genel tekrar bir şeyler yaparız. Son örneğe bakalım o zaman. Aklına hangi sayı geliyor? Benim şu an aklıma sayı gelmedi. 36. Biraz salladım şu an. Tamam, hadi 36 olsun. Kök 36'yı. Sizin söylemek istediğiniz varsa onu da yazabilirim. Şimdilik aklıma gelmedi ama 36'dan sonra söyleyeceğime eminim. Kökümüzü yazıyorum. Düşünüyorum kaçtan kaça çarparsam 36 olur. 6 çarpı 6, 36 en basitinden. Sonra bundan devam edeyim. Daha çok türetebilirim ama biraz uzatmayayım. Buradan devam edeyim. Şimdi bu altıları da gruplandıracağım. Mesela kaçtan kaça çarparsam 6 olur şeklinde düşüneceğim. 3 çarpı 2 oluyor. Bu da aynı şekilde. Ondan sonra bunları gruplandırmam gerekiyor. Mesela şu 2 ile şuradaki 2'yi gruplandırırım. Şuradaki 3 ile de şu 3'ü gruplandırabilirim. Farklı bir sayı söylesem daha hani zorlaştırsam iyiydi. Biraz daha kolay örnek oldu. Sonra kök işaretimi yapıyorum. Şöyle olur o zaman. 3 çarpı 2. İkisini de kök içine aldım. Kök dışına bir şey gelmedi ama. Şöyle, biz ne yapıyorduk? Hangi, mesela 3'ten 2 tane var değil mi? Bunlar Evet. ikili grup oldu. İkili grup olduğu için bir tanesini içeriye koyuyordum. Aynı şekilde 2'den de 2 tane var. O zaman ne yapacağım? Bir tanesini içeriye koyacağım. Yine kökün içine O sayı zaman gelmeyecek. şöyle oluyor. 3 çarpı 2 biraz sıkıştı. Şuradaki ne oldu? Tamam. Ama kökün içine sayı kaldı mı ki? Yok, kalmadı. Sadece bir tanesini kullanıyorduk. Onu da sileyim. Şu an oldu. O zaman benim kare kökü yazmamdaki herhangi bir mantık yok. Çünkü içinde sayı yok. Kare kökü de silebilirim. Şöyle geri alayım. Evet, Tamam. sildim. O zaman cevap Örnek ne biraz oldu? saçma oldu. O zaman 3 çarpı 2'den de 6. 3 çarpı 2'den de 6. Zaten biz biliyoruz ki 36 tam kare bir sayıdır. Yani Evet. 6'nın karesidir. Hiç işlem yapmadan öyle düşünsek daha çabuk olurdu. Aynen öyle. Ya da ben sana işte ne bileyim kök 100 desem senin direkt ne söylemen lazım? 10 çarpı 10'dan 100 ediyor. Yani 50'nin, ay pardon, 10'un karesi. Yani cevabın ne olacak?
Gene kök 100 100 oluyor. 10. Direkt 10. Kök 100 ha, 10, 10. Evet. Kök 36 6. Yani bunlar niye böyle? Hani aslında şunu da söyleyeyim. Eğer bir sayının eşini bulduysan, bir sayının ikizini bulduysan, tekrardan böyle hani küçük asal çarpanlarını bulmana gerek yok. Çünkü niye? Sen zaten burada 6'nın eşini bulmuşsun. Eşini bulduysan hani devam etmene gerek yok. Direkt hani dışarıya bir tane 6'yı atsan yeterli. Aynı şekilde mesela kök 100. Kök 100 nedir? 10 çarpı 10'dur. Şimdi ben ikili gruplandırma yaptım. Benim grubum bu olacak. O zaman ben dışarıya bir tane 10 koyabilirim. Sayının Burada tam kareyi düşünmek lazım. Tam kareyi düşünmek lazım. Evet. Güzel. Yani buraya kadar oldu gibi. Bir de kök 27. Evet, şu an çok daha iyi anladım bu konuyu. Bir de kök 27. Sen 36'yı yaparken aklıma bu sayı geldi. Kök 27'yi de yapalım. Olur. Şu kalemi tekrar. Kök 27. Şimdi düşünmem lazım. Kaçtan kaçı çarparsam 27 eder. O zaman bir örnek geldi, onu yazayım. 3 çarpı 9, 27'ye eşit. Evet. Sonra bunları bölüştürmeyi deniyorum. Bu 3'ü bölüştüremem. Okuryeri çekmeye çalıştım. 9'u da 3 çarpı 3 şeklinde yaparım. Ondan sonra zaten başka bölüştüreceğim bir şey kalmadı herhalde. Evet. Böyle yaptım. Bir tane şurada 3 var. Bunu buraya yazarım. Bunlardan birini de şuraya yazarım. Kökün içine. Bu şekilde. 3 kök 3. Çok güzel. Ve doğru tabii ki. Çok teşekkürler, sayenizde çok iyi anladım. Dersteyken çok hızlı geçiyoruz. Hani çok anlamıyorum. Dersteyken işte bir konuyu yetiştirme telaşı. Evet. Ondan kaynaklı oluyor. Tamam, buraya kadar her şeyi hallettik. Şimdi senden bir sonraki derse kadar ricam şu. Sayıların tam karelerini bilmen. En azından 1'den 20'ye kadar olan sayıları. Yani mesela bir 11'in karesini direkt söyleyebilmen. Ya da 13'ün karesini hani işlem yapmadan direkt söyleyebilmen. En azından dediğim gibi 1'den 20'ye kadar sayıların karesi. Genelde 1'den 20'ye kadar olanları soruyorlar sanırım. Yani Evet. Bunları bilmem yeter mi sizce? Şöyle 1'den 20'ye kadar sayıların karesini hani direkt böyle çarpım tablosunu söylediğin gibi söylemeye başladığın zaman 20'den sonrasını da bir bakmasın hani kendin çıkarım yapabiliyorsun. Mesela diyorsun ki ha 20'nin karesi işte şuysa 21'in karesi de şudur gibi çıkarımlarını yapabiliyorsun. Bunlar çok temel şeylerdir. Yani bunları bilmeden daha üst, daha büyük sayıların karelerini bulmak için böyle
uzun uzun işlemler, çarpmalarla uğraşmak durumunda kalıyorsunuz ve sınavda sürede kısıtlı olduğu için net bir işlem hatası. Ondan sonra da bunun beraberinde yanlış cevap sonucuyla karşı karşıya kalınıyor. Sebebi öğrencinin bilmediğinden değil, sınav heyecanıyla işlem hatası yaptığından kaynaklı oluyor genelde. O yüzden bunlara dikkat edelim. Haftaya 1'den 20'ye kadar sayıların karesiyle ilgili quiz yapacağım. Çalışıp geleceğim. Tamam. Saat 7 olmuş. Ne öyle oldu? Yine anlamadım. Ve dersimiz bitti. Bugün bu kadardı. Çok teşekkürler. Sayenizde çok daha iyi anladım bu konuyu. Çok sevindim. Çok teşekkür ederim.